Babek Kuvurram'dın. Kuvurram Hareketi. Babek, 798 yılında Erdebil yakınlarındaki Bilalabad köyünde doğdu. Babasının adı Abdullah'tı. Ebu Hanife, Dinaveyar'ın Ahbar, At-Tıval adlı kitabında şöyle yazar. Babek, Abu Müslim'in kızı Fatıma'nın oğlu Mutahhar'ın torunlarından biridir. Ve ona Kuvurramlı Fatimah kabilesidir. İsim tamamen Arapça olduğu için Müslüman olduğuna inanılıyor. Babek'in babası Azerbaycan'da yaşıyor ve bitkisel yağ ticareti yapıyordu. Babek'in annesiyle Bilalabad köyünde yağ satarken tanıştı. Abdullah, evlendikten sonra bile Azerbaycan'da yağ ticaretine devam etti. Bir defasında Erdebil yakınlarında haydutlar tarafından saldırıya uğradı ve eve döndüğünde yaralarından oldu. Dul eşi iki çocuğu Hasan ve Abdullah ile yalnız kalır. En büyük oğlu Hasan daha sonra Babek olarak tanındı. Babek 10 yaşındayken annesine yardım etmeye gitti. Birkaç yıl sonra Babek kervanlara katıldı ve Azerbaycan'ın her yerini gezdi. Bu geziler sırasında ülkenin coğrafyasını yakından tanıması, Arapların düzenli ordularıyla savaşlarında ona çok yardımcı oldu. Kısa bir süre sonra Babek Tebriz'e gitti. Burada Kuvurramların öğretileriyle tanışır. 18 yaşında Tebriz'den ayrıldı ve Bilalabad'daki annesinin yanına döndü. Bilalabad yakınlarındaki Bazz adlı aşılmaz bir dağ kalesinde, zengin bir eyalet hükümdarı olan Cavidan İbn Suhrak yaşıyordu. Yerel Kuvurram Teşkilatı'na başkanlık etti. Aynı zamanda bir Kuvurram olan Ebu İmran adlı komşu bir feodal beyle sürekli düşmanlığı Cavidan'ı tetikte tuttu. Bir defasında, kış mevsiminde Zancan'da sığırlarını satıp kaleye dönerken, Cavidan yolda kar fırtınasına düştü. Grubu, sığınmak için Bilalabad'a döner ve yanlışlıkla Babek'in annesinin evine düşer. Babek ile görüşme Cavidan'ı şaşırtır. Ücra bir köydeki bu fakir köylü kulübesinde yaşının çok ilerisinde böylesine zeki bir gençle tanışmayı beklemiyordu. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden Babek'i grubuna davet ediyor. Babek, annesinin yalnızlığını gerekçe göstererek bu teklife katılmıyor. Sonra Cavidan oğlunun gitmesine izin vermek için Babek'in annesine ağzını açtı ve ona ayda 5 ila 10 dirhem göndereceğine söz verdi. Annesi kabul etti ve sabah erkenden Babek ve savaşçıları Bazz Kalesi'ne doğru yola çıktı. Babek, buradaki konakların yöneticisi olarak kısa süre görev yaptığı dönemde Cavidan ve arkadaşlarının saygı ve sempatisini kazandı. Böylece, Cavidan, Ebu İmran ile çatışmalardan birinde öldürüldüğünde, karısı tüm savaşçıları topladı ve Cavidan'ın vasiyetini iletti, "Yoldaşlarıma bu gece ölmem gerektiğini söyleyebilirim, ruhumun bedeninden Babek'in bedenine geçtiğini söyleyin. Henüz hiçbirimizin elde edemediği güce sahip olacak, dünyanın en güçlü insanlarını yenecek, aranızdan en gururlu olanlar gururla yükselecek ve aranızdan en alçak gönüllüler yükselecek." Arap tarihçi Muhammed İbn İshak'a olanları şöyle anlatıyor, savaşçılar ona, "Neden ölmeden önce bunu bize söylemedi?" diye sordu. "Her biriniz bir köye dağılmıştınız." O, Cavidan'ın halife olduktan sonra, Bazdaki Kuvurram topluluğuna başkanlık etti ve Babek adını aldı. Cavidan zamanında Azerbaycan bu mücadelenin merkezi, Bazd ise Hürremlerin başkenti oldu. Babek, Hürremi topluluğunun lideri olduktan sonra kararlı bir şekilde harekete geçti. Arapları kovma ve adaleti sağlama görevini halkının önüne koydu. Koşullu işarete göre, Babek'in destekçileri, Bazz Kalesi'nin etrafındaki tüm Arapların ve yanlarında duranların kafalarını kesti. Bundan sonra isyan diğer vilayetlere sıçradı. Kısa bir süre sonra Azerbaycan topraklarının neredeyse tamamı Hürremlerin eline geçti. Buradan dalga Kuzey Arran'a ve Güneydoğu'ya, Cibal ve Horasan'a yayılır. Babek her yerde aynı senaryoya göre hareket ediyor. Ele geçirilen tüm mevziler yok edilir ve askeri garnizon, Arap halkı ve onları destekleyenler acımasızca öldürülür. Babek'e karşı çıkan yerel feodal beyler de yok edildi. Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtarmak isteyen kahraman halkın Babek'in başarısında büyük yardımı oldu. Mamun bir dizi yenilgiye uğradı ve güç kaybından korkarak siyasi yönünü değiştirdi ve 819'da başkent Horasan'dan Bağdat'a taşındı. Halife, Mamun Babek'e düzenli bir ordu gönderdi. Ancak Babek ile savaşmak kolay olmadı çünkü iş çok karmaşıktı. Mamun, en seçkin 5 savaşçısını saldırmaya gönderdi ve komutanları 5 kez yenildi. Mamun, en yüksek orduların komutanlarını birbiri ardına değiştirip yeni ordular yaratsa da çabaları boşunaydı. Babek yenilmezlik ününü kazanıyor. Mamun'un Babek'e gönderdiği ilk ordu Yahya ibn Maz ibn Müslim tarafından yönetildi. Aralarındaki ilk savaş 819'da gerçekleşti ve iki taraf da önemli bir zafer kazanamadı. 820'de Mamun, yerine ünlü komutan İsa ibn Muhammed ibn Ebu Hamid'i atadı ve aynı zamanda ona Batı Azerbaycan ve Azerbaycan'ın egemenliğini verdi. Yeni komutan ve ordusu dağ yollarını aştı ve Bazz Kalesi'ne doğru ilerledi. Babek yolda onunla karşılaştı ve onu ezdi. Çağdaşlar, esprili askerlerden birinin arkasına bakmadan kaçan İsa'ya, "Ey Ebu Musan nereye şöyle?" diye sorduğunu söylüyor.
cevap verdi, onlarla savaşamayız, sadece Müslümanları sindirebiliriz. Bir sonraki ordu lideri, Zurayk bin Ali bin Sadake al-Azdı da başarısız oldu. Bu yıllarda Babek'in liderlik becerileri de belirginleşti. Küçük ve yetersiz eğitimli bir orduyla, yerel durum hakkındaki derin bilgisini, yeni ve akıllı taktik hileler kullanarak, Huram hareketinin ciddiyetini hala tam olarak anlamayan ve Babek'in komuta becerilerini yanlış değerlendiren üstlerini kolayca yenmek için kullanır. Nihayetinde durumun ciddiyetini değerlendirmek zorunda kalan Mamun, birkaç askeri birlikleri bir araya getirdi ve onları aynı zamanda kendisini Ermenistan ve Azerbaycan'ın hükümdarı olarak atayan deneyimli bir komutan olan Muhammed bin Humayd el-Tusi'nin komutasına verdi. Güçlü bir Arap ordusunun baskısı altında, Babek Baz Kalesi'ne çekilmek zorunda kaldı. Zaferin yakın olduğunu düşünen Humayd ve ordusu kalenin yanına düştü. 3 Haziran 829'daki savaşa girmeden önce Babek, en seçkin savaşçılardan bir grubunu dağların arkasına sakladı ve ovaya bakan kayalardan birinde mevzi aldı. Babek kayalardan iner, ovaya gelir ve şiddetli bir savaş başlar. Babek'in yedek takımı olmasaydı, bu savaşı kimin kazanacağını belirlemek mümkün olmazdı. Savaşın gergin döneminde bu Hürrem grubunun Arapların arkasından saldırması sorunu çözer. Hilafet ordusu dağıldı ve kaçtı ve Muhammed bin Humeyd oldu. Bir yıl sonra, yeni Arap komutan İbrahim el-Laysi bin Fazıl, Hürremler tarafından mağlup edildi. Mamun yeni bir ordu toplamak istese de Bizans ile yapılan savaş onu Babek ile olan mücadelesinden uzaklaştırdı. Babek bir süre rahatlar ve iç problemleriyle ilgilenir. Hürrem isyanı İsfahan, İran ve Kürdistan'a sıçradı. Bu konu Horasan'da da büyümeye başlıyor. Babek'in birlikleri savaş ganimetlerini Baz Kalesi'ne götürüldü. Kadınlar da erkekler gibi erkeklerle aynı haklara sahiptir, haremlerde saklanmaz ve istekleri doğrultusunda evlenebilirler. 833'te Halife el-Memun, kardeşi el-Mutasım'ın yerine geçti. Mamun kardeşine vasiyetinde şunları yazdı. Hürremlere gelince, onlara karşı gönderdiğiniz ordunun başına kararlı, acımasız bir adam koyun ve ona sabırla silahlar, yeni süvari ve piyadeler, silahlar gönderin. Bu iş çok uzun sürerse, en yakınları ile onlara gidin. Mutasım iktidara gelir gelmez orduyu yeniden inşa etmeye başladı. Esas olarak Türklerden toplanan paralı askerlerden oluşur. Türkler de Babek ordusunda çoğunluk oluşturdu. Bunlardan biri yetenekli komutan Tarkan'dı. Zor yaşam koşullarına alışmış ince bir askeri güç olan Türkler, Mutasım'ın Babek'e karşı kazandığı zaferde paha biçilmez bir rol oynadılar. Mutasım, halifeliğin başkentini Bağdat'tan Türklerle çevrili Samira'ya taşıdı. Ordusunu yeniden kuran ve yeni Türk birlikleriyle güçlendiren Mutasım, Hemedan yakınlarında Babek ile savaşa girdi. Bu savaşta Arap ordusuna Cibal hükümdarı İshak ibn İbrahim ibn Musab önderlik etti. Babek geleneksel mücadele yöntemini, gerilla savaşı, değiştirdi ve açık alanda savaştı. Elbette Babek'in eğitimsiz süvarileri normal paralı asker ordusunu yenemedi ve yenilmek zorunda kaldı. 50 binden fazla köylü savaşçı öldürüldü ve geri kalanı kaçtı. Birçoğu Bizans İmparatorluğu'na kaçtı. Babek kendisi kaçtı, bir şekilde Bazda'ya ulaştı ve yeni gruplar toplamaya başladı. Hemedan yakınlarındaki yenilgi Babek'in itibarına ciddi bir darbe indirdi. Emirlerinden Ebu Said Muhammed, Babek'in barınağının kuşatılmasını, giriş ve çıkışların kapatılmasını, silah ve yiyecek taşınmasının yasaklanmasını ve Babek'in bir zamanlar yıktığı Arap surlarının restorasyonunu emretti. Babek tarafından cephane peşinde koşan birçok grup, Ebu Said'in birlikleri tarafından imha edildi. Bundan sonra halife, Hürremlerle hesaplaşmak için yeniden bir araya geldi ve ordunun başına en yetenekli ve çevik komutanlardan biri olan Haydar bin Kiyavus el-Afşin'i getirdi. Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan, Arran, Mugan ve Cibal valiliğine atandı. Babek ve Afşin'in buluşması 836 baharında Afşin Azerbaycan'a girdi. Zor dağ yollarına tırmanarak sonunda Vaz Kalesi'ne doğru yol alır. Hemedan yakınlarındaki yenilginin ardından Babek, kaleden ayrılmadan düşmanı bekleyerek açık savaşa girmedi. Kışın sonuna doğru Mutasım Afşin'e yardım için 9000 Türk paralı asker daha gönderir. Bu desteğe Türk komutanları Tak ve Cafer ibn Dinar önderlik etti. Babek'in durumu kötüleşiyor. Vaz Kalesi'ne yaklaşan Afşin, 3 kayanın üzerindeki konumunu güçlendirir. Kaleyi uzun süre kuşatma altında tutmak için kampı taşlarla inşa etti. Afşin'in saldırısından önce Babek, komutanlardan birinin liderliğindeki bir grubu yakındaki bir dağ gönderir ve ormanda saklanırlar. Afşin bu kurnazlığı izcilerinden öğrendi ve gece birliklerini Babek'in birliklerinin üç tarafta saklandığı ormana gönderdi ve Cafer'e kaleye saldırmasını emretti.
Ertesi gün Babek'in ordusu tamamen yok edildi. Araplar Bezzi'yi ele geçirdikten sonra Tüccar kılığında Babek, Araz Nehri'ni geçerek Arran'a kaçtı. Afşin, Babek'in kaçtığını öğrenir öğrenmez Azerbaycan, Arran, Beylagan ve Ermenistan hükümdarlarına, Babek birkaç adamla birlikte vadiye ulaştı ve oradan Ermeni tarafına geçti ve senin yanından geçeceğini bildirdi. Onlara tüm şüphelileri tutuklamalarını emretti. Babek, Bizans İmparatoru ile çok sayıda bağlantısı olduğu için Bizans topraklarına ulaşmak istedi. Arap kaynakları, Babek'in Theophilus ile nasıl temasa geçtiğini ve Bizans'ın Hurremlere nasıl etkili bir şekilde yardım ettiğini anlatıyor. 837-838 olayları hakkında yorum yapan El-Tabari, o yıl Bizans hükümdarı Theophilus Mikail'in oğlu Zibatra halkına saldırdı, onları ele geçirdi ve şehirlerini yağmaladı. Sonra hızla Müslüman kalelerden geçerek Müslüman kadınları öldürdü. 1000'den fazla kişi yakalandı ve eline düşen Müslümanlara işkence etti, tutsakların gözlerini sıcak demirle yaktı, kulaklarını ve burunlarını kesti. Theophilus'un halifeliğe saldırısı, Vaz'da kuşatılan Babek'in Theophilus'a çaresiz durumda olduğunu belirten bir mektup yazmasının ardından başladı, çünkü Babek'in mektubundan sonra Araplar Vaz'ı yok etmişti. At-Tabari, Bizans birliklerinin anı saldırısının nedenini şöyle açıklıyor, Babek, ölmek üzereyken zayıflığının yani sıra ordusunun zayıflığını da fark ederek Bizans kralı Georgi'nin oğlu Mikail'in oğlu Theophilus, Arapların kralının, terzisi ve aşçısı da dahil olmak üzere bütün savaşçılarını kendisine karşı gönderdiğini, böylece kapısında kimsenin kalmamasını istedi. Babek, Theophilus'a bir mektup gönderirken bu mektubun Bizans kralını ciddi bir operasyon başlatmaya zorlayacağını ve sonuç olarak Motassem bazı birliklerini Bizans kralına geri çağırdığı için bazı felaketlerinden kurtarılacağını söyledi. Babek, Theophilus'un halifeliğe saldırısını hızlandırmak için yanlış sözler vermekten bile çekinmedi. Her durumda Theophilus, 100.000 kişilik bir orduyla Arapların üzerine yürüdü. El-Tabari, aynı Muhammira ile Zibatra'ya gittiğini ve Cibal'de isyan edip İshak ibn İbrahim ibn Musab ile savaştıklarında bazılarının Bizanslılara kaçtığını, şefleri Barsis'te belirtir. Bizans kralı onlara emekli maaşı verdi, onları evlendirdi, asker yaptı ve en önemli işi için kullandı. Theophilus, gecikmiş de olsa Babek'in ordusuna yardım etti. Afşin, Babek'i ele geçirmek için asker gönderdi, ama Babek'in ayak izlerini takip etmenin sıcağında, birden halifeliğin başkentinden halifenin altın mührüyle bir mektup geldi. Babek'in esir alınan en büyük oğlunu çağırdı ve, bunu Amir al-Mumin'inden beklemiyordum ve Babek'in şu anki durumunda barış hakkında kişisel olarak ona yazmak niyetinde değilim, dedi. Ancak Babek'in oğlu, halifenin mektubunu babasına götürmeyi reddetti. İki esir gönderildi. Halifenin mektubuna ek olarak Babek'in oğlundan da mektubu aldılar, bu mektupta babasından halifenin verdiği affı kabul etmesini ve canını kurtarmasını istedi. Babek, oğlunun mektubunu okur okumaz çok sinirlendi, elçilerden birini öldürdü ve halifenin mektubunu açmadan ikinci elçiye, git fahişenin oğluna sor, bunu neden bana yazdı. Sonra Babek oğluna şunları yazdı, eğer beni izlersen, hanedanının varisi olursun ve miras alırsın, birkaç gün önce oğlum olurdum. Ama şimdi fahişe annenin ahlaksızlığı bana netleşti. Belki, bugün yapacağım, o zaman biraz yaşayacağım, ama üzerimde bir kralın adı var ve nerede olursam olayım veya benim hakkımda ne derlerse desinler, bir kral olarak kalacağım. Adam geldi ve ben herkese yüksek sesle söylüyorum oğlum değilsin, çünkü 40 gün aşağılık bir köle olarak yaşamaktansa lider olarak bir gün yaşamak daha iyidir. Afşin bu reddi beğendi, çünkü halifenin Babek ile yaptığı görüşmeleri bildiğinden şüphe etmeye başladı. Babek ve yoldaşlarını aramaya devam etme emri verdi. Babek, yiyeceği bitene kadar Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçitte saklandı. Babek'e iki erkek kardeşi Muaviye ve Abdullah, annesi, son karısı İbnül Kalandaniye ve birkaç uşağı eşlik etti. İbnül Kalandaniye'nin Sümit prensi Vasak'ın kızı olması ve Vasak'ın Araplara yardım etmesinden sonra Babek'in kızıyla evlenmesi muhtemeldir. 828'de Arapları mağlup ettikten sonra Babek, Vasak'ın kızıyla evlendi ve gücünü buna devretti. Onu memleketinden Bizans'a gitmeye ikna eden Babek'in karısıydı. Babek ve onunla birlikte gidenlerin zulüm gördüklerine dair hiçbir şüpheleri yoktu. Yolda dinlenmek için durduklarında, Afşin tarafından gönderilen bir grup, gardiyanların işaretiyle onlara saldırdı. Babek, Abdullah ve hizmetçilerden biri hemen kaçtılar, Babek'in karısı Muaviye, annesi ve diğer hizmetkarları yakalandı. Babek ve kardeşi gizlice uzun bir yol kat ettiler ve sonunda kıtlık onları gitmeye zorladı. Bir çiftçi gördüklerinde ona yiyecek getirmesi için bir hizmetçi gönderdiler.
Buradan çok uzakta olmayan bir sınır muhafızı vardı ve o vilayetin hükümdarı Sahıl İbn Sumbat'ın muhafızı onu koruyordu. Buraya gelen Sahıl, bir zamanlar ortak ilgi alanı olan Babek'i tanıdı. Sahıl, Babek'in Bizans'a gittiğini öğrenince, onu kalesine davet etti ve ''Burası senin kendi evin ve ben senin hizmetkarım. Bu kış burada kal, sonra ne yapacağına sen karar ver.'' Aç ve yorgun Babek, Sahil'in sözlerine inandı ve teklifini kabul etti. Kardeşimle birlikte kalmak benim için iyi değil çünkü eğer birimiz diğerinin izinden giderse, diğeri hayatta kalacak. Sen ve kardeşim Abdullah İbn İstifanus'a git, ne olacağını bilmiyoruz ama hanedanlığımızı sürdürecek bir halifemiz yok. Sahıl, Afşin'e Babek'in yanında olduğunu bildirdi. Birkaç gün sonra Babek, yakalandığından şüphelenmemeleri için Sahıl tarafından düzenlenen bir avda yakalandı. Kısa bir süre sonra, Afşin'in isteği üzerine İbn İstifanus, Babek'in kardeşi Abdullah'ı da teslim etti. Sahıl İbn Sumbat, çabaları için saraydan büyük bir ödül aldı. Ermenistan, İberya ve Albanya üzerinde üstün bir güç verildi ve tüm bu toprakları bir kral olarak yönetti. Afşin, Mutasim'e Babek ve kardeşinin esir alındığını bildirdi ve halife başkente getirilmelerini emretti. Afşin Irak'a dönmeye hazırlanırken Babek'e, sizinle Irak'a gitmeyi düşünüyorum, böylece Azerbaycan topraklarında ne istediğinizi son kez görebilirsiniz, dedi. Babek, şehrime bakmak istiyorum, yanıtını verdi. 15 Eylül 837'de Babek, yıkılan ve yakılan Bazda'yı inceledikten sonra Barzan'daki Afşin'e getirildi. Babek ve kardeşi 4 Ocak 838'de Samarra'ya getirildi. Masudi'ye göre, halife Babek'in yakalandığını duyar duymaz, çok sevindi ve sevincini açıkça ifade etti. Zafer haberi, yani Babek'e karşı zaferi ülkenin dört bir yanına gönderildi. Kısa bir sorgulamanın ardından Babek idam edildi, halkı sindirmek için başı Horasan'a gönderildi ve cesedi Samarra'da asıldı. Ortaçağ kaynaklarına göre Hurramlar bu dönemde 225.500 askeri ve çok sayıda Arap komutanı öldürdüler. Hurremlere karşı kazanılan zafer, halifelik için kolay bir görev değildi. Bu amaçla yüksek muharebe nitelikleriyle Araplardan ayrılan Türk askeri birlikleri seferber edildi. Ayrıca Babek isyanının bastırılmasında, halifeliğin birlikleriyle birlikte Ermeni Nakharları da birlikleriyle birlikte yer aldı. Babek isyanı Azerbaycan tarihinin en parlak isyanlarından biriydi. Kazım Bey'e göre, Abbasi halifeliğindeki halk ayaklanmalarının başarısı, kısa ömürlü ve geçici, ancak şaşırtıcıydı. Babek ayaklanmasının başarısızlığına rağmen, halifalıkta yaşayan halkların zihninde derin bir iz bıraktı. Halifeliğin kuzey vilayetleri, Babek'in takipçileri, 9. yüzyılın sonuna kadar halifelikteki tüm yeni ayaklanmaların çekirdeği oldu. Hurramların çoğu 10. yüzyılda İsmaili propagandasını takip etti ve İran'ın kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimlerinin, Hazar Denizi kıyısının ve Kuvistani bölgesinin daha sonra Hurramların temel dayanağı haline gelmesi tesadüf değildir.